Belediye başkanları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anıtkabir özel defterini imzalayan İmamoğlu, Türkiye'yi örnek demokrasiler arasına taşıyacağız mesajını verdi. Başkanım. Başımız dik duruyor. Evet. Atamızın huzurundayız. Belediye başkanlarımızla. Onurla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu beraberindeki belediye başkanları ve eşi Dilek İmamoğlu ile Aslanlı yolda yürürken kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi. Güvenlik görevlileri canlı yayına müdahale etti. Atamızın huzuruna yürüyoruz. Hem bürokrasimizi temsilen hem aynı zamanda... Ben yürütürmeyin. Ben yürütürmeyin. Yok, yürütürmeyin. Normal yürüyoruz biz. İzin alınması gerekiyor beyefendi. Böyle devam edelim. Anıtkabir'de canlı yayın çekimi yapmak özel günler yani resmi bayramlar hariç yasak. Ancak yasak olan bu yayınlar televizyonlar tarafından yapılan naklen yayınlar. Telefonla yapılan yayınlara doğrudan müdahale edildiğinin örneği daha önce görülmedi. Tamam. Bir bakandan bunun için izin alması gerekiyor. Tamam pek. Durduralım. Bilmiyoruz. Sizin tamam. Görüntüyle durduralım. Grubumuzla beraber ziyaret ediyoruz. İnşallah layıkla görevimizi hep birlikte yapacağız. Mozole'ye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen İmamoğlu Anıtkabir özel defterini imzaladı. Kahramanlı Türk Korpusu'nun işgalde tutardığı en değerli mirasımız İstanbul'u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görev verilmenin onurluk ve manevi zibuzlayı. Alçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasında taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun. AK Parti kurulduğu günden bu yana ilk kez girdiği bir seçimde ikinci parti olarak çıktı sandıktan. AK Parti'de seçim tamamlandı, sonuçların sorumlusu aranmaya başlandı. Parti içinden sesler, iddialar yükselmeye devam ediyor. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Yerel seçimlerde beklediğini bulamayan AK Parti'de seçim sonrası başlayan muhasebeden öz eleştiri çıktı. 2 Nisan'da kurmaylarıyla bir araya geldi Erdoğan. OMYK toplantısında Erdoğan'ın kurmaylarına kibir uyarısında bulunduğu, kan ve ruh kaybı olduğunu, hataların ve ihanetin üzerine gidileceğini söylediği belirtildi. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Bizzat Erdoğan'ın ağzından çıkanlar kelimesi kelimesine servis edilirken gazete pencere yazarı Nuray Babacan o metnin AK Parti'de kriz yarattığını yazdı. Buna göre parti yönetiminin büyük bölümünün haberi yoktu metinden. Sorumlu olarak tanıtım ve medya başkanlığında Hamza Dağ ve ekip.